İslamofobi ile mücadele amaçlı bir birim kurulmasını öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan oylamada tasarı 212'ye karşı 219 oyla kabul edildi. Serhan Akif Akyıldız'a dönelim şimdi. Serhan, Beyaz Saray'dan da destek geldi bu tasarıya. Yani Biden'ın önüne geldiği anda imzalayacağı anlamına geliyor bu. İçeriğini anlatır mısın biraz bu tasarını ve bundan sonraki süreç hakkında neler söylersin? Önce biraz geriden başlayalım. Bu tasarı neden oylandı dün? Çünkü daha önce Cumhuriyetçi üye, Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Lauren Boebert, İlhan Omar'la ilgili bir benzetme yapmıştı. Onu intihar saldırganına benzetmişti ve bunun şaka olduğunu söylemişti. Bu açıklamasına, bu benzetmesine tabii tepkiler gecikmedi. Tepkiler geldi. Daha sonra İlhan Omar'la Lauren Boebert'ı Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla Temsilciler Meclisi'nin azınlık lideri Kevin McCarthy'nin bir telefon görüşmesinde buluşturdu. Ancak o telefon görüşmesi de pek iyi sonuçlanmadı. Lauren Boebert, İlhan Omar'ın telefonun yüzüne kapadığını söyledi ki telefonda özür dilediğini söyledi. İlhan Omar özürün kamuoyunda yapılmasını istediği kaydedildi. İlhan Omar da yararsız bir telefon konuşmasını sonlandırdım dedi. İşte bu temaslardan sonuç alınamayınca ve Demokrat Parti içinde yenilikçi kanat, ki İlhan Omar da yenilikçi kanatta bir isim. O yenilikçi kanadında liderlik yapmasıyla aslında komisyonda bekletilen, Temsilciler Meclisi'nde komisyonda bekletilen bir yasa tasarısı dün oylamaya sunuldu. İslamofobiyle mücadeleyle ilgili. İşte o yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde geçti. Tam parti çizgisinde demokratlar destekledi. Cumhuriyetçiler karşı çıktı. Ama o yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nden geçmesi yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor. Yürürlüğe girmesi için Senato'dan da geçmesi gerekiyor. Kongrenin üst kanadından. Ancak o yasa tasarısının Senato'dan geçmeyebileceği belirtiliyor. Başkan Biden, Beyaz Saray yasa tasarısını destekliyor ki bununla ilgili bir yazılı açıklama da yaptı zaten Beyaz Saray. Yasa tasarı insan inanç hürriyetinin insan hakkı olduğu belirtildi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada. Ancak ve bu yasa tasarısının Beyaz Saray'a geldiğinde imzalanacağı mesajı verildi bir yerde. Ama o yasa tasarısı büyük ihtimalle Beyaz Saray'da Başkan Biden'ın önüne gelmeyebilir. Çünkü Senato'daki dağılım, hep yayınlarımızda söylüyoruz, 50 demokrat 50 cumhuriyetçi var. Gerekli oyu Senato'da sağlayamayabilir o yasa tasarısı. O yasa tasarısında neler vardı? İşte o yasa tasarısı hem Amerika genelinde hem de küresel bağlamda İslamofobi ile mücadeleyi öngörüyor ve bunun içinde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir birim oluşturulmasını, bir özel temsilci atanmasını öngörüyor o yasa tasarısı. O yasa tasarısında eksik kalan, diyelim, yenilikçi kanadın istediği. Yenilikçi kanat aslında İlhan Omar'a intihar saldırganı benzetmesini yapan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert'ın üye olduğu komisyonlardan çıkartılmasını da istiyordu. Ancak demokratlar o kadar önlem almamayı tercih etti. Şimdilik sadece bununla, bu yasa tasarısıyla yetindi. Lauren Boebert'a bir kınama da çıkmadı. Bununla birlikte Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bununla ilgili daha yapacakları olduğunu söyledi. Ancak ayrıntıya girmedi.